kafama lan. Ektir bana. Videoya çektim. Al işte habere bak. Kadınlar günde bir gün kala adam karısını sokağın ortasında dövüyor. Videoya çekmişler ama bir kişi bile yardım etmiyor. İnsanlar da korkuyor artık. Neyden korkuyorlar? Kadını döven ceza almıyor. Kadını döveni döversen ceza alıyorsun ama. Bu gidişle kadınlar gününü kutlayacağımız kadın kalmayacak. Keşke milletvekillerine verildiği gibi kadın ve çocuklara da dokunulmazlık verilse. Benim anlamadığım hiçbir hayvan dişisine şiddet uygulamazken bu hayvanlı hayvanlar bir hayvan kadar olamıyorlar mı? Al işte bilimiz komşu hikayesine kadınlar çiçektir. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun yazmış. Ne güzel işte. Tamam da bunu yazan adam 7/24 karısını dövüyor. Rastgele bir yere çiçek bıraksak bir kadının mezarına denk gelecek kadar kadın öldürülmüştür bu ülkede. Ne yapıyorsunuz gençler? Oturuyoruz vallahi. Bir son dakika haberi. Genç bir kız sokak ortasında tacize uğramış yine. Açık mı giyinmiş? 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir de. Açık giyinirse olacağı bu. Mersin'deymiş bir de. Kim olduğu belli mi? Açık mı? Lan bir sus lan. Açık giyinmesi taciz veya tecavüz edilebileceği anlamına gelmez. Benim kızlarımın hepsi kapalı mesela. Herkes benim gibi kızlarına sahip çıksa tacizler, tecavüzler azalır. Arif abi, Arif abi. Hayırdır, ne oldu? Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum abi. Söylesene lan, dele etme adamı. Senin ortanca kız tacize uğramış. Ne? Haberlerdeki kız Arif abinin kızıymış. Demek ki açık giymemesi yetmiyormuş. Kadınlara korona için maske dağıtmak yerine çelikten zırhlar vermeliyiz. Koronadan korunmak kolay da böyle kansızlardan korunmak çok zor. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan eve dönmek için bir minibüse bindi ama ondan bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da gencecik bir kadın sokak ortasında tek kurşunla katledildi. Bugün bu ülkede bir kadın daha yakılarak öldürüldü. Nevşehir'de dün gece iki çocuk annesi bir kadın otel odasında katledildi. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi kıskançlık krizine giren sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. Üstelik öyle birer ikişer değil, sanki bir savaştaymışçasına onlarca, yüzlerce